İbnül Firasi anlatıyor. Ben ava çıkmıştım. Yanımda içine su koyduğum bir kırban vardı. Deniz suyuyla abdest aldım. Durumu aleyhissalatu vesselama sordum. Bana denizin suyu temizdir. Meytesi, ölüsü de helaldir cevabını verdi. Deniz suyu temizdir, içilebilir de. Fakat tuzlu olduğu için içilmiyor diye abdest alınmaz, gusl edilmez şeklinde bir kaide yoktur. Necis olduğu için içilmeyen bir suyla abdest alınmaz. Fakat koli basili bulunduğu için içilmeyen bir suyla abdest alınır. Bir kazanın içine bir kaşık tuz konsa o suyla abdest alınabilir. Eriyemeyecek kadar çok tuz konursa o zaman böyle bir tuz eriğiyle abdest alınmaz. Bir kazan suya bir kaşık ayran veya sirke katılsa bu suyla abdest alınır. Bir suya süt, ayran gibi bir şey karışıp suyun rengini değiştirecek kadar çok olursa o suyla abdest alınmaz. Kavun suyu ve şeker karışıp da suyun tadı değişmezse böyle bir suyla abdest alınır. Tadı değişecek kadar çok olursa o suyla abdest alınmaz. Meyve suları içildiği halde hiçbirisiyle abdest alınmaz. Zemzem suyuyla abdest alınır, gusl edilir. Bir suya mürekkep damlayıp suyun rengini değiştirmezse o suyla abdest alınır. Karışan sıvı suyun üç vasfı olan renk, koku ve tadından birini değiştirirse o suyla abdest alınmaz, gusl edilmez. Bunun istisnaları vardır. Mesela fasulye, nohut, mercimek soğuk suda kalıp suyun üç sıfatı yani rengi, kokusu ve tadı değişse bile akıcılığını kaybetmediği müddetçe böyle suyla abdest alınır. Et suyunun rengi, kokusu ve tadı değişmemiş bile olsa yine et suyla abdest alınmaz. Bir suya temiz şeyler karışıp suyun rengi değiştiği halde su ismi değişmemişse o suyla abdest alınır. Küçük bir havuza az bir necaset düşerse suyun üç sıfatı değişmese de yine o suyla abdest alınmaz. Uzun zaman durmakla üç sıfatı değişen su pis olmaz. Bununla abdest alınır. Abdest namazın sahih olmasının bir şartıdır. Namaz kılınmak istendiğinde hükmen temiz olmayan kişinin abdest alması farzdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Abdest, önemli bir ibadet olan namaz için Allah'ın huzuruna çıkmadan önce hem görünen hem de görünmeyen pisliklerden, kirlerden temizlenmenin ve arınmanın bir aracıdır. Ebu Hureyre abdest aldı ve Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu nakletti. Kıyamet gününde ümmetim abdest izlerinden yüzleri bembeyaz parlar halde çağrılacaklardır. Öyleyse sizden her kim beyazlığını uzatabilirse onu yapsın. Abdest almakla dünyevi ve uhrevi birçok fazilet ve güzellikler elde edilir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar. Bir Müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında yüzündeki azaların işlediği bütün günahları, el ve ayaklarını yıkadığında el ve ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günahları su damlalarıyla beraber akıp gider ve kendisi de tertemiz olur. Hatta kirpik ve tırnak diplerindeki günahlarından eser kalmaz. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddi ve manevi bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibadettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde 5 defa temizlenmesi İslam'ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle İslam yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu maddi manevi her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir.